Yine yoğun bir kalabalık olduğunu görüyoruz. Meclisten yansıyanları canlı olarak paylaşıyoruz. Ve bağışlayan Allah'ın adıyla. Allah'ın, alemlerin Rabbi Mevlam'a hamdolsun. Bize bu toprakları vatan kılan Rabbime sonsuz hamdü senalar olsun. Bizi istiklaline aşık bir millet olarak yaratan Mevlam'a şükürler olsun. Bizi bu aziz milletin bir ferdi olarak yaratan Allah'a sonsuz şükürler olsun. Allah'ım, sen bu aziz milleti ebediyete kadar koru. Amin. İstiklalimizi savunmak için bize güç ver. Amin. Düşmanlara karşı, hainlere karşı, bölücülere karşı, haşhaşi çetelerine karşı bize güç ver. Amin. Bizim birliğimizi, dayanışmamızı daim eyle Mevlam. Biz kısık sesleriz. Minareleri ezansız bırakma Allah'ım. Mahyasızdır minareler. Göğü de kehkeşansız bırakma Allah'ım. Müslümanlıkla yoğrulan yurdu Müslümansız bırakma Allah'ım. Bize güç ver. Cihat meydanını pehlivansız bırakma Allah'ım. Kahraman bekleyen yığınlarını kahramansız bırakma Allah'ım. Bilelim hasma karşı koymasını, bizi cansız bırakma Allah'ım. Yarının yollarında yılları da Ramazansız bırakma Allah'ım. Ya dağıt kimsesiz kalan sürünü, ya çobansız bırakma Allah'ım. Bizi sen sevgisiz, susuz, havasız ve vatansız bırakma Allah'ım. Müslümanlıkla yoğrulan yurdu Müslümansız bırakma Allah'ım. Amin. Bizleri televizyonları başında izleyen aziz milletim. Bugün grup toplantımızda grubumuzla birlikte sizlere seslenmek istiyorum. Sizin dedeleriniz Malazgirt'te, Kosova'da, Mohaç'ta, Çanakkale'de, Neybolu'da destanlar yazdılar. Sizin dedeleriniz Kutul Amare'de destanlar yazdılar. Sizin dedeleriniz Kurtuluş Savaşı'nda destanlar yazdılar. En küçük bir şüphe duymuyorum. 15 Temmuz zaferi en az bu zaferler kadar büyük bir zafer, en az bu destanlar kadar kutlu bir destandır. Siz de dedelerinize layık oldunuz. Siz de büyük bir destan yazdınız. Siz ecdadın kahramanlık ruhunu tekrar ayağa kaldırdınız. 15 Temmuz destanını yazan bu aziz millet, sizleri yürekten, kalpten selamlıyorum, gönülden selamlıyorum. Aziz milletim, size İstiklal şairimizin dizeleriyle şöyle seslenmek istiyorum. Asım'ın nesli diyorum ya, nesilmiş gerçek işte. Çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. Şühada gövdesi, bir baksana, dağlar taşlar, o rükû olmasa dünyada eğilmez başlar. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. Bedrin aslanları ancak bu kadar şanlıydı. Ey şehit oğlu şehit, benden isteme makber, sana avucunu açmış duruyor peygamber.
Bu vesileyle bir kez daha 15 Temmuz demokrasi şehitlerimizi ve bugün bölücü terör örgütleri tarafından Maçka Emniyet Müdürlüğü'nün saldırarak 3 polisimizi şehit ettiler. Şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Gazilerimize, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Görüyorsunuz kardeşlerim, Türkiye hangi badirelerden geçiyor? Bir yanda paralel terör örgütü, diğer yanda bölücü terör örgütü. İşte onlar bu fırsatları değerlendirerek bu büyük millete acı çektirebilirler ama bu milleti dize getiremezler. 15 Temmuz bir şeyi ortaya koymuştur. Tankın gücü halkın gücünü yenememiştir. Biz bu millet gücünü tanktan değil halktan almaktadır. Şehit anne ve babaların ellerinden öpüyorum. Şehitlerimizin çocuklarının alnından öpüyorum. Bugün eğer bu kürsüden sizlere hitap edebiliyorsam, bugün eğer sizler bu salon içinde, bu gazi meclisin çatısı altında toplanabiliyorsanız, bu hiç kuşkusuz aziz şehitlerimizin ve yaralılarımızın sayesindedir. Eğer bugün meclisin kapıları açıksa, eğer bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi dimdik ayaktaysa, işte aziz milletimizin sokağa çıkan, tankların önüne duran, kurşunlara karşı kafa atan, füzelerin önünü kesen bu aziz milletin sayesindedir. İnanın değerli kardeşlerim, bu aziz milleti dünya hayranlıkla izledi. İnanın kardeşlerim, bütün dünya bu aziz milleti alkışlıyor. Bir kez daha gönülden söylüyorum. Böyle bir millet, böyle cesur, kahraman bir milletin bir evladı, bir ferdi olmaktan büyük bir gurur duyuyorum, bahtiyarlık duyuyorum. Sevgili kardeşlerim, değerli milletvekilleri, aziz yol arkadaşlarım, hiç kuşkusuz milletimiz asırlardır devam eden kutlu yürüyüşü sırasında defalarca ihanetlere şahit oldu. İnsan görünümündeki caniler, sadık görünümlü hainler, itaatkar görünümlü isyankarlar sinsice fırsat kollayıp bu milleti arkasından hançerlemek istediler. 15 Temmuz Cuma'yı cumartesine bağlayan gece, akşam saatlerinde işte bu büyük ihanetlerden birinin emri verildi. Arkadaşlar, istisnasız her darbe kötüdür. Her darbe cinayettir. Her darbe milli iradeye karşı ihanettir. Ancak siyasi tarihimizde hiçbir darbe girişimi 15 Temmuz'daki kadar kötü ve alçakça olmamıştır. Hiçbir darbe kökü dışarıda hoca kılıklı bir hain tarafından yönetilmemiştir. Hiçbir darbe halkına karşı silah çekmemiştir. Hiçbir darbe havadan halkını bombalamamıştır. Tanklarla insanını ezmemiştir. Hiçbir darbe Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bomba yardırmamıştır. Bu gazi meclis 1920'den beri birçok darbeye şahit olmuş ama hiçbirinde de bu meclisin iradesine, istiklaline karşı bir taarruz olmamıştır. Ancak bu darbeciler bunu da yaptılar.
Bunların hiçbir kutsalı yok. Bunlar hiçbir durakta beklemezler. Bunların amacı hedefe ulaşmak için her şey mübahtır. Kendilerine çok güvendiler. Birkaç saat içinde işi bitirecekler, ülkeyi ele geçirecekler. Uçaklarıyla, helikopterleriyle, tanklarıyla, füzeleriyle, silahlarıyla bu aziz milleti sindireceklerini zannettiler. Ancak bir hesap hatası yaptılar. Öncelikle karşılarında bu yola beyaz kefeniyle çıkmış bir dünya liderinin, bir demokrasi kahramanının, milletinin, devletinin, ülkesinin yoluna başını koymuş Recep Tayyip Erdoğan'ın olduğunu hesap edemediler. O gelecek olanlardan korkmadı, uçağa binmekten korkmadı, gözü dönmüş pilotların kumandasındaki jetlerden korkmadı, havalimanı üzerinden uçan uçaklardan, yaklaşan tanklardan korkmadı. Kefenimi giydim geliyorum dedi. Ve en modern silahlarla meydan okuyarak halkıyla kucaklaştı. Darbecilerin hesap edemedikleri bir nokta daha vardı. Karşılarında zoru görünce ceketini alıp gidecek, sinecek, saklanacak, kaçacak bir başbakan da yoktu. Ey FETÖ'nün hainleri, biz sizi ne, siz bizi ne sandınız? Siz bizi korkar, siner, kaçar mı sandınız? Bizim Allah'a bir can borcumuz var. Ne zaman nerede dilerse o borcu ödemeye hazırız. Biz ölümü içinde öldürmüş insanlarız. Tanklarınızdan, toplarınızdan, uçaklarınızdan mı korkutacaksınız? Dün korkmadık. Bilin ki yarın da, öbür günde can borcunu teslim edinceye kadar da asla korkmayacağız. Sevgili arkadaşlarım, 15 Temmuz değerli arkadaşlarım, 15 Temmuz darbecilerinin hesap edemedikleri bir husus da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ydi. Meclis üzerinde uçaklar uçunca, meclisi bombalayınca bu meclisin aziz üyeleri korkar, siner, kaçar diye düşündüler. Ama siz dışarıda direnirken meclisi vermediniz, milli iradeyi teslim etmediniz. O bombalar altında mecliste milletvekillerimiz, siyasi parti grup başkan vekillerimiz bütün partilerden yerlerinden ayrılmadılar. Milli iradenin sesini tüm dünyaya haykırdılar. Ben bu asil direnişte milli egemenliğe, millet iradesine sahip çıkan bütün milletvekillerimize, bütün partili milletvekillerimize hayatlarını ortaya koyarak bu ülkeye, bu gazi meclise adına, şanına layık olan şekilde sahip çıktıkları için bir kez daha teşekkür ediyorum. Bombalar altında meclisi çalıştırdığınız için sizi tebrik ediyorum. Milli iradeye sahip çıktığınız için sizlerle gurur duyuyorum arkadaşlar.
bir kez daha bütün meclis grubumuza birlikte darbeye karşı çıkan 15 Temmuz gecesi meclise gelen, hep birlikte sabaha kadar sizlerle beraber direnen Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi vekillerini de, partili yetkililerini de kutluyorum. Darbe bildirisine, darbeye karşı bildiriye imza atan HDP'ye de teşekkür ediyorum. Bugün grup toplantımız öncesinde bildiğiniz gibi ana muhalefet partisi genel başkanıyla bir görüşme yaptık. Kendisine bu süreçte verdiği destek ve dayanışmadan dolayı teşekkür ettim. Grup toplantımızdan sonra da değerli arkadaşlar, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Bahçeli ile bir araya gelerek bizzat teşekkürlerimi ileteceğim. Bugün beraber olmanın, dayanışma içinde olmanın ne kadar önem gösterdiğini bütün milletimiz biliyor, hepimiz biliyoruz. Millet konu olunca, milli irade konu olunca, devletimizin bekası konu olunca nasıl kenetlendiğimizi bütün dünya gördü. Milletimizin özlediği, görmek istediği tablo budur. Kavga edecek, çatışacak, didişecek az şeyimiz var. Ama paylaşacak, birleşecek gücümüzü ülkemizin geleceği, milletimizin selameti için bir araya getirecek çok nedenimiz var. İnşallah bundan böyle, başta terör ve ekonomi olmak üzere siyaset üstü konularda birlikte hareket etmek için AK Parti grubu olarak, Türkiye Cumhuriyeti hükümeti olarak kapılarımızı sonuna kadar açık tutacağız. Değerli kardeşlerim, bu alçakça, canice darbe girişiminin kaynağı konusunda zerre kadar tereddütümüz yok. Ayna gibi ortadadır. Kimin yaptığını, kimin tertiplediğini, kimin yönettiğini bütün ayrıntılarıyla biliyoruz. Paralel terör örgütünün 17-25 Aralık'ta başlayan süreçte her türlü ahlaksızlığı, her türlü kanun dışı yolları kullanarak hükümete nasıl devirmeye çalıştığını hep beraber gördük, yaşadık. Bu örgütün 80'lerden itibaren Türk Silahlı Kuvvetleri içinde yapılanma başlattığını da biliyoruz. Yargıda olduğu gibi, emniyet içinde olduğu gibi, diğer kurumlarda olduğu gibi silahlı kuvvetler içinde de bu yapının önemli bir konuma geldiğini biliyoruz. Bize diyorlar ki neden önlem almadınız? Ben de diyenlere şunu söylüyorum. Yıllardır verdiğimiz mücadelede neden bizi yalnız bıraktınız? Eğer bugünkü desteğiniz o günde olsaydı belki bunları yaşamayacaktık. Değerli kardeşlerim, 17-25 Aralık bir darbe girişimi dediğimizde burun kıvrılıyordu, dudak bükülüyordu. Bu kadroları temizlemek istediğimizde önümüze bin bir engeller çıkarılıyordu. FETÖ'nün militanları içeride ve dışarıda açık gizli eller tarafından korunuyordu. Ne diyelim, bir musibet bin nasihattan evladır. Bugün istisnasız herkes, tüm dünya bunların ne kadar tehlikeli, silahlı bir örgüt olduğunu bir kez daha görmüştür. Şimdi değerli yol arkadaşlarım, Cumhurbaşkanımız da bizzat ben de terörist başının iadesi için
Amerika Birleşik Devletleri'ne çağrımızı yaptık, dosyamızı gönderdik. Adalet Bakanı dosyayı gönderdi. Bize 4 tane dosya gönderildi. Bize diyorlar ki kanıt sunun. Görünen köy kılavuz ister mi kardeşlerim? Ama biz yine de istemedikleri kadar kanıtı onların önüne koyacağız. Ancak Amerikalı dostlarıma şunu buradan sormak istiyorum. 11 Eylül'de İkiz Kuleler aşağı indirildiğinde teröristleri isterken kanıt mı sordunuz? Guantanamo'da şüphelileri toplarken elinizde kanıt mı vardı? Bin Laden için kanıt aramazken, FETÖ için üstelik olay çok açıkken, kanıtlar zaten ortadayken neden ısrarla kanıt istiyorsunuz? Soruyorum. Bu caniyi, bu haini, bu terörist başını artık daha fazla korumayın. Vazgeçin. Bunun size de faydası yok. İnsanlığa faydası yok. İslamiyete faydası yok. Hiç kimse kusura bakmasın. Bu paralel terör örgütü artık hiçbir ülke için elverişli bir maça değildir. Hiç boşuna ekmek su vermeyin, boşuna beslemeyin, külfet çekmeyin. Jiletle kazır gibi bunların kökünü kazıyacağız. Öyle bir kazıyacağız ki değil paralel terör örgütünün haşhaşileri, hiçbir hain, hiçbir gizli terör örgütü, hiçbir bölücü terör örgütü bir daha bu aziz millete, bu büyük devlete, Türkiye'ye ihanet etme cesaretini gösteremeyecek. Değerli kardeşlerim, buradan Avrupalı dostlarımıza da seslenmek istiyorum. Darbe karşıtı duruşlarını takdirle karşıladık. Bunun için teşekkür ediyoruz. Ancak darbeyi kınadıktan sonra kullandıkları "ama" diye başlayan cümlelerden hiç de hoşlanmadık. Biz 30 canımızı verdik. 2000'e yakın yaralımız var. Yüreğimiz yanıyor. Halk sokaklarda bombalandı, kurşunlandı. Bizim darbeyle, terörle mücadelemizi kesintiye uğratacak, halkın moralini aşağı çekecek hiçbir yaklaşımı asla ve asla iyi niyetli olarak göremeyiz. Terörle mücadeleyi gevşetin. Onlara daha müşfik davranın. Kurşun atıyorsa siz gül uzatın. Bunu mu istiyorsunuz bizden? Darbeden medet uman, darbe sonrasını hayal eden kim varsa gereken cevabı alacaktır. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bütün dünya bilsin. Gözaltılar, sorgulamalar, tutuklamalar, yargılamalar noktasında Türkiye bir hukuk devletidir. Hukuk devletine yaraşır şekilde bütün bu çalışmalar yapılacak. Doğruyla yanlış birbirine karıştırılmayacak. Duygularımızla değil, heyecanımızla değil, aklımızla hareket edeceğiz. Adaletin, hukukun kurallarıyla hareket edeceğiz. Öfkeyle, acıyla, bir takım uygunsuz davranışlara
tevessül edenler de şunu bilsin, bizi karşılarında bulurlar. Darbeye karşı geleceğim diye emir aldığı emri uygulamaktan başka bir görevi olmayan o Mehmetçiklere eğer varsa, yanlış hareket içinde bulunanlar varsa, onun da gereği yapılacak. Hiçbir şekilde bir yanlış diğer yanlışla düzeltilmez. Yanlış yanlıştır. Kimden gelirse yanlıştır. Biz buna inanmışız, buna iman etmişiz. Değerli kardeşlerim, darbe sonrası vatandaşlarımdan istediğim önemli bir şey var. Provokasyonlara dikkat edelim. Milletimiz sokaklarda. Akşam demokrasi nöbetleri tutuyoruz. Bunlar çok güzel bir şey. Ama burada provokasyon riskine karşı bütün vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Gün ayrışma değil, birleşme günüdür. Bir olacağız, beraber hareket edeceğiz. Kılığımız, kıyafetimize bakmayacağız. Göz rengimize bakmayacağız. Saçımızın rengine bakmayacağız. Bunların hepsi farkı olabilir. Bu doğaldır. Bu bizim kararımız değil. Ama farklı olmayan tek şeyimiz var. Gözlerimizden akan yaşlardır değerli kardeşlerim. Gözlerimizin yaşı hep aynı renktir. Onun için acıda da sevinçte de hep beraber olacağız. Birbirimizi kucaklayacağız. Eğer 15 Temmuz darbesi onlar adına başarıyla gerçekleşseydi, Türkiye bugün karanlık bir dikta ülkesi olacaktı. Ama darbeyi bu millet önledi. Türkiye hukuktan, demokrasiden bir milim bile taviz vermedi, yoluna devam edecek. Değerli kardeşlerim, darbecilerin yargılanması, cezalandırılması konusunda da vatandaşlarım rahat olsun. Öyle zannediyorum ki bu canice girişime mevcut olan en ağır ceza verilecektir. Mevcut yetmiyorsa milletim rahat olsun, gerekli düzenlemeyi yapmaktan da imtina etmeyeceğiz. Milletin mesajı başımızın üstündedir. Bağımsız mahkemelerimiz suçluyla suçsuzu birbirinden ayırarak adaletin tecellisini mutlaka sağlayacak. Değerli kardeşlerim, her darbe millete ve milli iradeye olduğu kadar sosyal hayata da, ekonomik hayata da bir darbedir. Her darbede Türkiye çok şükür ağır maliyetler ödememiştir. Bu darbede ağır maliyetler ödememiştir. Darbe girişiminde de çok hızlı bir şekilde toparlanacağız. Milletimizin ekonomik bir bedel ödemesinin önüne geçeceğiz. Bütün kurumlarımız ayaktadır ve işlerinin başındadır. Ekonominin tüm araçları, piyasalar, bankalar açıktır. İşlerini serbestçe, özgürce yapmaktadır. Bu paralel terör örgütü darbede başarılı olamayınca Türkiye artık normal bir ülke değildir. Para göndermeyin, ticaret yapmayın, Türkiye'ye kapıları kapatın diye propagandaya başladı. Ama milletimiz ekonomi alanında da piyasada da ülkesine sahip çıktı ve götürdü, milyarları bulan dövizini bozdurdu, bankalara yatırdı. İşte bu aziz milletin önünde şapka çıkarılır. Vatanseverlik budur.
Ülkeyi sevmek budur. Değerli kardeşlerim, bir konunun altını çizmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız bu darbe girişimiyle ilgili olarak bu Allah'ın lütfudur dedi. Evet, Allah şerleri hayra tebdil eder. Büyük sıkıntı yaşadık. Büyük badire atlattık. Ama şimdi bunu ülkemiz, demokrasimiz ve geleceğimiz için bir fırsata çevireceğiz. Ta ilk andan itibaren 79 milyon birbirine kenetlendi. Bu duruşu muhafaza etmek için elimizden geleni yapacağız. Medya kuruluşlarımız bu süreçte çok güzel bir sınav verdi. Aynı sağduyulu davranışı bundan sonra da devam ettireceklerine inanıyorum. Bütün yazılı görsel medya kuruluşlarımıza, basın emekçilerimize çok teşekkür ediyorum. Partilerimiz keza çok güzel duruş sergiledi. Birlik, beraberlik, dayanışma ruhu en üst düzeye çıktı. Sivil toplum örgütlerimiz, iş dünyamız, bütün toplum kesimleri güzel bir imtihan verdi. Bu güzel işbirliğinin bundan sonra da ülkemizin büyümesi, gelişmesi, halkımızın refahı için devam ettirmemiz hayati öneme sahip. İçindeki hainleri temizlemiş şekilde Türkiye inşallah yeni bir sürece girmiştir. Göreceksiniz. Bölücü terör örgütüyle mücadele daha da etkin bir sonuçla devam edecek. Ekonomimizi daha da büyüteceğiz. İç tartışmalarla enerjimizi tüketmeyecek. Artık ülkemizin aydınlık geleceğine yoğunlaşacağız. Dedik ya, dostlukları arttıracağız, düşmanlıkları azaltacağız. Bunu hem dışarıda yapacağız, yapıyoruz, hem de içeride yapacağız. Değerli kardeşlerim, değerli yol arkadaşlarım, o kadar çok kişi, kurum ve kesim teşekkürü hak ediyor ki, tek tek saymak bile başlı başına uzun zaman alıyor. Öncelikle kahraman polisimizi, her bir polisimizin alnından öpüyorum. Onlar bu ülkenin darbe önleyen yiğitleridir. Vatanını, milletini seven, bayrağını seven subayımızı, askerimizi de gönülden tebrik ediyorum. Meydanlara, sivil topluma, sağlık çalışanlarına, valilerimize, belediye başkanımıza bu süreçte gece gündüz demeden elinden gelen her türlü katkıyı sağlayan tüm kamu mensuplarına teşekkür ediyorum. Ayrıca bu terör girişimine tevessül edenleri derdest eden savcılarımıza, başsavcılarımıza teşekkür ediyorum. Adalet camiamıza teşekkür ediyorum. Polisimizle birlikte kol kola, vatan sevgisiyle bir saniye bile kaybetmeden bu terör çetelerini bir bir derdest ederek millete bir nefes aldırdılar. Değerli kardeşlerim, bir kesim var. O kesim hak ettiği cezayı alacaktır. Onlar asker elbisesi içerisine gizlenmiş çetelerdir, hainlerdir. Onlara her türlü ceza verilecektir. Bunun bilinmesini istiyorum. Ama
kahraman silahlı kuvvetlerimizi, milletimizin göz bebeği ordumuzu bunlarla karıştırmayacağız. Ordumuz bizim milletimizin bağrından çıkmıştır. Ülkemizin tehditlere karşı güvencesidir. Bu asırlık orduya zarar verecek asla ve asla bir hareketin içinde vatandaşlarımızın olmamasını özellikle istirham ediyorum. Bu çete bozuntuları bu yapı içerisinden, ordu içerisinden tek 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 çıkarıp ayıklanacak. Ona şüphe yok. Ve ordumuz daha da güçlenerek bundan sonra ülkesinin, milletinin güvenliği için hizmetinde olmaya devam edecek. Değerli kardeşlerim, aziz milletimize ne kadar teşekkür etsek azdır. En büyük bu kalkışmayı, bu darbeyi önleyen en büyük gücümüz millettir. Bir 79.780.000 kilometre kare vatan toprağının her köşesinde destan yazdık. Sokakları demokrasi bayramına dönüştürdü. Şehitlerimize bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz. Mekanları cennet olsun. Yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Partimizin kuruluşundan bugüne kadar bütün seçimlerde, bütün tanıtım faaliyetlerinde fedakarca çalışan Erol Olçak ve Fidan gibi evladını, şehit kardeşlerimizi rahmetle anıyorum. Acı Badem Türk Telekom'a girenlerin önlemek için hayatını ortaya koyan, arkadan kalleşçe vurulan Mete Sertbaşı muhtarımızı rahmetle anıyorum. İsmini sayamadım. 200 şehit, 8 şehidimizin her birini rahmet ve minnetle anıyorum. Mekanları cennet olsun. Rahat olun, kanınız yerde kalmayacak aziz şehitler. ...15 Temmuz... bayramımız, demokrasi bayramımız mübarek olsun diyor. Değerli kardeşlerim, Beştepe'de Jandarma Genel Komutanlığından silahlarla, havadan helikopterle ateş edip insanlarımızı şehit eden külliyenin karşısındaki ormanlığı da Demokrasi Şehitler Parkı olarak ilan ediyoruz. Artık 15 Temmuz Şehitler Günü'nü orada kutlayacağız. Unutturmayacağız. Yarın değerli kardeşlerim, önce Cumhurbaşkanımızın başkanlığında Milli Güvenlik Kurulu'nu topluyoruz. Arkasından yine Cumhurbaşkanımızın başkanlığında Bakanlar Kurulu'nu topluyoruz. Yarın bu yaşadığımız süreçlerle ilgili önemli kararlar alacağız. Artık kaybedecek zamanımız yok. Neyin yapılması gerektiğini biliyoruz. Nasıl yapılması gerektiğini biliyoruz. Bu olağanüstü şartlardan bir an önce, bu sorunlardan kurtulmanın yolunun ne olduğunu biliyoruz. Onun için yarını bekleyelim. İnşallah ülkemiz için çok güzel kararları vatandaşlarımızla paylaşacağız. Ve bir daha böyle olayların yaşanmaması için %1 bile risk alma
imkanımız yok, ihtimalimiz yok. Bütün alanları %100 emniyete almamız gerekiyor. Bunun için süreçleri başlattık ve hızlı bir şekilde sonuçlarını da alacağız inşallah diyor. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, Allah'a rahmet ol, Allah'a emanet olun. Allah yar ve yardımcımız olsun. Meclis çalışmalarımız normal devam ediyor. Bugün Gürcistan Başbakanı bakanlarıyla geliyor. Onlarla karşılıklı meselelerimizi görüşeceğiz. Normal hayat akışına devam ediyor. Gündüz içimizde, gücümüzde, akşam meydanlarda demokrasi nöbetine devam. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.